Selam arkadaşlar, kanalıma videoma tekrar hoş geldiniz. Bugün beraber iki farklı telefon çarmı yapacağız. Birini hama boncukla yapacağım, diğerini fimo boncukla yapacağım arkadaşlar. Hama boncuk çalışmaları benden isteniliyordu. Mesaj olarak gönderiyorsunuz ilginiz için hepinize. Çok teşekkür ederim. Yine hatırlatmış olayım, Instagram'da beni takip edebilirsiniz. Feyza ile Kendi Yap hesabına isteklerinizi, yorumlarınızı yazabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten benim için yol gösterici oluyor bu mesajlar. Videolarımı ona göre şekillendirmiş oluyorum. Şimdi arkadaşlar hama boncukla başlayalım isterseniz. Bilmeyenler için şöyle boncukları yakından göstereyim arkadaşlar. Birçok kırtasiyede artık satıldığını görüyorum. Kolaylıkla yine ulaşabilirsiniz eğer elinizde yoksa. Şöyle bir paraşüt ipi kullanacağız. Dediğim gibi arkadaşlar ben de ilk kez sizinle beraber yapacağım. Göz kararı yapacağım. Yine ölçüye bakalım. Eğer fazla ip kesersem ona göre siz sonunda biraz daha kısaltırsınız. Bence 50 santim bu çalışma için yeterli olacaktır. Boncuklarımızı dizeceğiz. Şurada da yine düğümümüz olacak. 50 santim diyelim. Boncuklarımı arkadaşlar ipin bir ucundan dizmeye başlayacağım. Şöyle uç kısmını biraz düzeltiyorum. Bakın diğerini de elimde tutuyorum ki boncuklar aşağıdan düşmesin diye. Renk sıralamasını bu şekilde dizdim arkadaşlar. Şimdi araya bir yazı yazalım istiyorum. Don't touch yazalım. Dokunma diye. Şuradan yine harflerimi bulacağım. İstediğim harfleri buldum arkadaşlar. Şöyle FYZ yazacağım. Diğerine de burada da Don't Touch yazımız mevcut. Şimdi boncuklarımızı dizmeye devam edelim. Yazımızı yazdıktan sonra arkadaşlar, tabii araya bir nazar boncuğu da ekledim. Şimdi yine renk kombinasyonumuza göre şöyle mor pembe yeşil kahve diye gideceğim. Bu şekilde arkadaşlar boncuklarımı dizdikten sonra ipin bu iki ucunu yan yana getiriyorum arkadaşlar. Ve alt kısımda bir düğüm oluşturuyorum. Bu şekilde arkadaşlar iplerimi birbirine bağladım. Araya da bir tane küçük boncuk ekleyeyim diyorum. Tabii önce bu noktada biraz ipleri inceltmek gerekiyor. Sonrasında arkadaşlar ipimin şöyle biraz pay bırakıp yine uç noktasından şöyle bağlıyorum. Toplamda bir aşağıya, bir yukarıya iki tane düğüm atmış oluyoruz. Bu düğüm attığımız yeri artık kesebiliriz.
Bu arada verdiğim ölçü bence çok yeterli, 50 santim olarak. Arkadaşlar bakın, yandaki boşluktan ipimi bu şekilde geçirdim. Arasını açıyorum ve bu aradan boncuklu kısmı geçiriyorum. Bakın bu şekilde ipimi telefona sabitlemiş oldum. İlk çarmımızı bu şekilde bitirmiş olduk. Şöyle de yakından göstereyim arkadaşlar. Şöyle bileğinize takabilirsiniz. Hemen ikincisine geçiyorum. Önce masadaki fazlalıklardan kurtulalım. İkinci çarmımı yapmak için de yine arkadaşlar 50 santim ip keseceğim. Şöyle ölçelim. Bunu yaparken arkadaşlar biraz daha açık renkleri tercih edeceğim. Aralara farklı renkler ekleyerek arkadaşlar boncuklarımı dizmeye devam ediyorum. Bunda da arkadaşlar araya bir uğur böceği eklemek istiyorum. Şöyle arkadaşlar yine bakıyorum, yeterli uzunluğa bence geldi. Bu noktada iki ipi de az önceki gibi uç kısmından bağlıyorum. Tekrar arkadaşlar ikinci düğümü biraz aralık bırakıp boncukların sığacağı şekilde düğümlüyorum ve bu noktada yine kesiyorum, yapıştırıyorum. Bunu da telefon kılıfımın diğer boşluğundan geçiriyorum arkadaşlar. Şimdi ikisini de yan yana görelim.
Yanındaki boşluğa diğerini de yine ekledim arkadaşlar. Ama bence daha bitmedi. Şimdi bunu çıkartacağım. Şu son yaptığım fimo boncuklu olan çarmıhımı biraz daha süslemek istiyorum. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar çıkarması da yine takması kadar kolay. Şimdi arkadaşlar süslemek için zincirimden biraz alacağım. Bu zincirimin uç kısmını arkadaşlar yıldız ve bir de jelibon ayıcıktan ekleyelim diyorum ben. İkinci çarmımızı da bitirdik arkadaşlar. Bu arada size bir şey daha söylemek istiyorum. Daha önce kullanmadığınız, yaptığınız bir kolyeniz varsa ve bunda telefon çarmı yapabilirsiniz. Şöyle ki bakın şu halkanın bir tanesini çıkartıp aynı noktada birleştirebilirsiniz. Ve yine paraşüt ipinizden de yani şu kadar bir şey yeterli olacaktır. Kesin düğümleyin. İşte size eski kolyeden yeni telefon çarmı. Umarım hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu videoda size iki farklı telefon çarmı nasıl yapılır bunu gösterdim. Eski kolyenizi yine dediğim gibi telefon çarmına dönüştürebilirsiniz. Aslında size mantığını anlatmak istedim. Kullandığınız boncukların cinsi hiç önemli değil. İstediğiniz gibi telefonunuzu süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Pekala arkadaşlar, siz hangi çarmı beğendiniz? Don't Touch yazan mı? Yoksa fimo boncuklarla hazırlayıp yıldız ve jelibon ayıcıkla süslediğim çarmı mı? Tarafınızı seçin. Hangisini beğendiyseniz lütfen videonun altındaki yorum kısmına benimle paylaşın. Umarım videom da hoşunuza gitmiştir bu arada. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen videomu beğenmeyi ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olup yorum bırakmayı lütfen unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.